Selamün aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Günaydınlar, günaydınlar arkadaşlar. Günaydınlar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Allah iyilik, sağlık versin. Rabbim kurban olduğum Allah'ım. Hepimize, önce size, sonra bize. Allah'ım böyle mutlu günler herkese yaşatsın Allah'ım. Bugün çok sevinçliyim arkadaşlarım. Çok mutluyum. Bu mutlu sonu gördüm. Evet, bakın. İneğim Allah'a çok şükür ki ayakta. Buzağım da öyle. İyi, kendine geldi. Evet, bugün sabah normal sağdım. Yani bugün normal sağımımı yaptım buzağıma. Yani buzağa biberondan veriyorum. Çok mutluyum arkadaşlar, biliyor musunuz? Yani ineğim de buzağım da sağlığına kavuştuğu için yani ben çok mutlu oluyorum. Çok şükür arkadaşlar, çok şükür. İki günden beri yani inek doğru dürüst yemiyordu. O yemeyince ben de yiyemiyordum doğru dürüst. Yani buzağım iki günden beri tam şeyini almayınca hayvan aç kalıyordu. Tam sağım yapamıyordum. O yüzden hani veteriner dedi tam sağım yapıp da dedi göğsünü boşaltma dedi. Yarım yarım sağ dedi, dört memesinden dedi. O yüzden buzağı da bir biberona doymuyordu. Bu şimdi buna ikinci biberonu veriyorum. Al oğlum. Dur lan. Al. Yeeeem. Bir Eylül'ümde ahırda oldu arkadaşlar. Evet. Bir varandan doymuyordu. Bu acıktı. Akşama kadar bağırıyordu. İki günden beri. O yüzden bugün yani normal sağımımı yaptım. İkinci biberonu veriyorum. Çok şükür Allah'ıma. Yani ineğim de danam da sağlığına kavuştular. Allah'a şükürler olsun ki arkadaşlar. Onlar yani onlar düzeldiler. Ben de düzeldim. Çok şükür. Yani hani demişler ki mal canın yongası diyorlar ya. Gerçekten doğru arkadaşlar. Yani hani ha evdeki ha yerdeki diyorlar. Evdeki de canın, yerdeki de canın. İki günden beri bunlar rahatsızdı. Gerçekten yani ben de öyle hiç yani şey değildim yani mutlu değildim, iyi değildim. Yani ne kadar da olsa insan kafayı takıyor. Acaba iyileşecekler mi, düzelecekler mi? Acaba hani ikisine birine bir şey mi olacak? İlla ki ne yani insan şey yapıyor. Allah'ıma şükürler olsun ki ne. Arkadaşlar sizlerin de duası, dualarınızı eksik etmeyin yine. Maşallah, Sübhanallah. Allah'ım nazarlardan esirgesin. Bu sefer yine hani annenin yanından almayacağım. Üç ay yanında dursun. Hani yanında yatsın, kalksın, emsin. Yanında annesinin yanında. Annesinin kokusuyla almayacağım bu sefer diyordum. Olmadı yine. Çünkü mecburen yine biberona vermek zorunda kaldım. Şimdiden sonra da artık anneye göstermeyeceğim. Yine biberona devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden. Değil mi oğlum? Bu arada cuma günü oldu. Ben Cumali koydum adını. Zümrüt de Osman olsun diyor. Zümrüt'ten dedesi Osman olsun. Osman koyalım diyorlar. Artık ikisinin arasında ben Cumali diyorum. Onlar Osman diyorlar. İkisinin arasında yani sizler de yorumlarınızda hangisini koyalım, şey verirseniz, fikir verirseniz memnun olurum arkadaşlar. Tamam mı artık? Tamam mı? Tamam mı? Bugün de videomu hızlı başlatmak istedim arkadaşlar. Evet, sevincimi yani sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden ineğime bakıp birazdan kız gelecek. Kızdan bugün makarna keseceğiz. Erişte keseceğiz nasip olursa. O yüzden ineğe bakalım. Hayvanlara bakalım dedim. O da şimdi onun arabasına gelecekmiş. Kahvaltıdan sonra ineğine şey yani şeye eriştenin makarnanın başına oturacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Tatlım. Kuzum benim. Kuzum. Ne? Oh. Ah. Ah. Daha doymadın mı? Sen daha doymadın mı?
bunlar stres atıyorum biliyor musunuz? Bunlar benim stres topum. Bunlar benim dert ortağım. Bunlardan ben gelirim böyle bağır bağır konuşurum. Şey yaparım dediği gibi. Bunlardan ben. Kuzularım benim. Çok şükür ineğim de düzeldi. Kızım. Yeğim. Benim tatlı kuzum. İki günden beri hiçbir şey yemiyordu arkadaşlar hayvan. Yani sürekli yani bir hani bir yere sanki dalarsın bakarsın ya. Sürekli bir yere dalıp sanki böyle bakıyormuş gibi. Bir şey önüne koyduğum yiyeceği yemiyordu. Koyduğum yemi geri alıyordum. Yani hiç hayvana işler yoktu. O gün veteriner çağırdık. Ya veteriner geldi. Sero falan yaptı. Çok şükür Allah'ım. Olsun ne yapayım arkadaşlar. Giden para olsun. Yani parayı yani büküp de önüne atsam yemez. Ama çok şükür sağlığına kavuştu. Allah'ım şükürler olsun yine. Hani gitti 3-5 gitti ama ne yapayım Allah. Olsun hayvanlarıma sağlık sıhhat versin Rabbim. Kurban oldum Allah'ım. Evet arkadaşlar ben hayvanlarıma baktım. Şimdi makinemi yıkayacağım. Eve çıkacağım. Üzerimi değiştireceğim. Bunun sonra makarnanın eriştenin başına oturacağım. Orada görüşürüz inşallah. Hadi şimdilik hoşça kalın arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Yine hayvanıma baktım geldim. Gelin kahvaltı hazırlayınca kadar. Ben de kız da geldi. Makarnayı yoğuram. Makarnanın nasip olursa erişte keseceğiz, mantı keseceğiz. 11 kilo un eledim. 11 kiloya 15 tane de yumurta getirmiş. 15 tanesini kırmayacağım. 1 kiloya bir yumurta, bir yumurtadan da daha eksik koyacağım. Çünkü bu pek yumurtayı sevmiyor. Yumurtalık kokmasın anne diyor. Kuşum var burada, yedilere de onu. İşte. Kapına koyayım diye aldım, koydum onu ben. Hepsi o zaman hepsini kırmıyor. 7-8 tane yeter. Çok kokmasın. Yumurta sevmiyor bu arkadaşlar. Bu hiç, oldum olası hiç yumurta yemez biliyor musun? Artık bunu mecburen makarnanın içinde yumurta makarnasız olmaz. Şey makarnasız yumurta olmaz diye mecburen kırıyorum. 2, 5, 8, 9 tane. Yeriz. 9, 15'in 15 tane kaç tane kırdın? Tamam işte 4 tane kırdın. 5. 5. Yok 5 tane kırdım. Bundan 6 oluyor. 7 tane gram mı? 11 kiloyla mı olacak? O zaman 8 tane. 7 az gelmez. 3 tane eksik olsun. Yetiyor mu? 4, 6, 7 tane kalıyor. Tamam. Değil mi? Ondan da sana yaparız. Gram mı bunlar? 11 kilo ya. Göreyim mi? Bir eksik ne olacak böyle bir fazla bir eksik. O kadar bir şey olmaz. Neyimi bulsa ben normal sağdım arkadaşlar. O yüzden daha sütümüz yani yok. O yüzden gene hazır süt kullanıyoruz. 1 kilo da süt, böyle litre süt koyacağım. Biraz da suyla. Ela da yeliz. Hı. Çok soğukmuş kızım ben. Yeriz buna. Ela buna kıyım. Su koymuşsun ya. Yeriz. Ben suyum fazla değil yoktu ama suyum az gelecek. Ben görünüyor mu? Gördüm. Evet arkadaşlar, makarnamızı yoğurduk. Kesiyoruz. Bir yandan pişiriyoruz. Ben açıyorum. Yeğenim küçüğün açıyor. Yengem pişiriyor. Gelin kesiyor. Ya kendi de uçta, kendi gösterme keserken. Kıza yaptık 10 tane. 20 fazı, 21 fazı kıza yaptık. 26 fazı bana yoğurdum.
Şimdi de yengeme yoğuracağım 10 kilodan. Hepsini de 10'ar kilodan yoğuruyorum. Kızınkini biraz pazarlarını büyük yapmışız. Ondan 21 tane çıktı. Bugün de makarna erişte günümüz. Buyurun yemeğe gelin. Beşte nasıl olursa hayırlısıyla. Beşte bakalım yoğurtlayacağız. Maydanozlu yumurtalı. Zümrüt sen neyle yapıyorsun kızım? He? Sen neyle yapıyorsun? Sen neyle yapıyorsun? Yengem pişirici. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri de sorarsanız bizler de makarna mantığı yapıyoruz işte. Ben de hastaneye gittim geldim. Yeni geldim. Yengem hastaneye gitti geldi. O zaman da biz ben bir açmaya oturuyorum. Bir yazmaya, düşünmeye kalkıyorum. Yengem gelinceye kadar. Yengem geldi bir şey yerine oturttuk onu hele. Kapağını kapatınca kuştu ya. O şey geçti saçmayın. Kutuya geçmemiş işte. Odun yok mu orada? Odun var onlar kanalıyor ya. Cemre'ye talan odun versene aşkım. Var içinde var. Hadi halam odun ver aşkım. Şöyle ver. Bak bana şu üstünde var ya. Hadi. Bana koy lan. Keserken gel. Ben gösteriyorum sen keserken. Allah sana. Ha. İyi bir ya. Benim kızım halasının sözünü tutar değil mi? Sen halayı seviyor musun kızı? Emme halam geldi diye bazen ya. Öyle yapma aşkım öyle yapma. Çubuk gibi. Evet. Buyurun evet. Yemeğe gelin. Evet bakın maşallah kendim güzel kesiyor. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Evet yengem de pişiriyor. Yengemin raporu bitmiş. Raporunu çıkarmaya gitti hastaneye. Torunla ikisi. Öğleden sonra geldi arkadaşlar. Anca sabah 8'den beri 4'te eve geldik. 3.30-4'te. Biz de o gelinceye kadar o kızınkini olsun yaparız dedik. Tahlilleri bekliyorum işte. Tahlil sonuçlarını. Mısır mısır? Ne yapacaksın ya? Nasip olursa yarın da yengeme yufka yapacağız arkadaşlar. Bir kendisi karı 2 günde 3 gün evvel bize yardım ediyor. Artık 10'a 20'şer yufka verelim dedi. Olsun dedi bana da yap verin dedi. 50 dene dedi. 50 mi olur artık 100 mi olur onu da yapacağız. Kuzu gelir. Bir misafiri gelir. Pişirir. Mantona da keseceğiz birazdan bakalım. Benimkileri kestikten sonra ona keseceğiz. Bakalım 10 kilodan da ona keseceğiz. 5 kilodan bölüşecekler şeyle. Kızın elikisi. Bir insan da olsa gene bak ne yapacağım? Yemeğe gelin arkadaşlar buyurun. Allah ne verdiyse mantığı makarna değil mi kızı? Ben pişiriyorum da yeni Zümret ben pişiriyorum size de. Ben pişiriyorum çünkü. Ben pişiriyorum size de hanıma ben pişiriyorum de. Halen ben pişiriyorum. Ben pişiriyorum arkadaşlar size de. Ay sen çok seviyor. Buyurun da yemeğe gelin de. Halasına pişiriverecekmiş bu. Yapma aşkım yapma. Yapma öyle yapma. Hayır bak o kovayı senden de yakarım yapma. Evet. Hamur var orada hamur var. Hayır hayır aşkım ha, ona, hamur, ona girmez ki ona girmez. Hamura basacaksın hamura. Olmaz. Ümrük. Halam korkuyor musun? Bak ki halamdan yat. Ya, yapma canım. Ama niye öyle yapıyor? Ümrüt. Yapma bak. Ümrüt. Yapma. Anam bir şey diyor bak. Emine halan korkuyormuş kendisi. Sen halamla yatacaksın bu akşam. Hayır. Niye? Dayım nereye gitti dayım? Kızım. Dayı değil.
Makarnalara. Biz bunlara kulaklı deriz arkadaşlar, bakın. Ela şunu bir de. Mantı deriz, kulaklı deriz, bakın. Bakın. Kaç poşet oldu Ela bundan? Gelin bir yandan poşetli ya. 9 poşet bundan oldu. Bakın makarnadan ne olacak? 10 kilo bana, 10 kilo yengeme, 10 kilo Yeliz'e değil mi? 30 kilodan. Yo, o pazladı. Ne falan, ben o pazladı, büyük pazlamış. Ela acaba şey var mı yorum? Büyük. Bek. 3 kişi 10'ar kilodan 30 kilo makarna yaptık değil mi bugün? Makarna şey yaptık. Yok kadar çabuk oluyor. Bunun kesmesiyle işte şey oluyor da. Onu hemen börttürür ya. Bunlar da yengem arkadaşlar. Bunlar da yengeme yapıyoruz. Şunlar bizim. Bakın. Şunlar bizim. Gelin poşetliye bir yana. Kesti kesmesini. Güzel değil. Hepsini aynı mı koyun ya? Çok koyma bari Ela. Kimden az koyun? Bazılarını 4 tane koydum, bazılarını 3 tane koydum. Gerçi zırhın olmuyor, yalan yok. Şurada koyuyor. Yok kızım, misafir gelin, ikide mi çıkartıyoruz? Hani öyle. Yetmez mi? Şunları, şu şeyleri, üçgen şey, kulakları, şeyleri. Mantıları. Onlar ha, sarma sarıp. Bir de patates salatası yapıyoruz. Tabak işi yaptın mı? Tabak işi yaptın da güzel oluyor. Yumurtla üstüne biber yap. Ya da... 9 poşet şey mi oldu? Şu mantı mı oldu? 8 poşette makarna mı oldu? 9, 18, 17 poşet oldu değil mi? Makarna daha fazla çıkardı. 3-5 poketini fazla. Biraz fazla. Misafir gelince şey yapalım. Akşamları fazla koyalım. Onu bulduk da ayırmasın. Onlar da bayağı büyük olmuş öyle. Onlar da kalabalık insan olduğu zaman pişirirsin. Şurada bir kişilik. Ha, o iyi bize bak, o bize doğru yeterli. Ama istersen az az boyadın, insan gelince ikiden açıyordun. Değil mi? O belli oluyor paketinden ya. Ya da büyükleri mesela altında kenarını ayarlıyoruz. Ya şu kenarları şeylerini de çorbalı mı keseceksin lan? Hı, çorbalı keseceğiz. Onlar da bak, çorbalı kesiyoruz biz. Onlar da çorba yapıyoruz güzel. İster değişimler gibi, ister köfteli. Yavrum bak, Zeynep'e Ela, bir de Zeynep'e. 10 kilo ondan yengeme, 10 kilo ondan bana, 10 kilo ondan kıza. Bugün 30 kilo ondan makarna kestik arkadaşlar. Erişte. 30 kilo erişte kestik, 30 kilo şey ondan. Bakın böyle makarna erişte. Biz buna kulaklı deriz, mantı deriz, ne dersen isteyin bilmiyorum. 30 kilo undan. Evet bakın. Çok da güzel oldular bakın. Bu makarna şey yengemin. Allah güle yemek nasip eylesin. Amin. Arkadaşlar. Allah razı olsun. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun yenge. Allah kulu kulu yemek nasip eylesin. Bizim cümlemizden inşallah hep beraber yemeği nasip eder. Bir 10 kilo ondan da yuka yapacağız yengeme. İnşallah Allah nasip edersin. Yine işte belki biz de gideriz yemeğiz. Değil mi? İnşallah. Evet arkadaşlar. Biz poşetledik. Bizim dolaba koyduk. Bunlar da yengemin içinde. İçine girecek. Bunlar da yenge başında, onlar da poşetleyeceğiz. Evet, vakit de bir hayli geç oldu. Ben artık burada sonlandırayım. Hayırlı akşamlar olsun hepinize. İyi geceler olsun. Allah'a emanet olun. Yenge sen de çek. Hadi hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Abone olmayı unutmayın.